Buyur, hoş geldiniz. Onur verdiniz, güç kattınız. Yani siz deme nedenim, karı koca beraber geldiler. Biliyorsunuz ben adamları eşlerinden alıyorum. Evet. Şahitleri var. Yalnız Rasim Arı'nın bu konuşmasından sonra gördüm ki gıcıklık yapanlar, haksızlık yapanlar yandı. Tekrar hoş geldin. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, sevgili gençler, kıymetli basın mensupları. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, bugün maalesef insanlarımızın vicdansızca fakirleştirildiği, milletimizin insafsızca kutuplaştırıldığı, devletimizin ise şuursuzca güçsüzleştirildiği ucube bir dönemden geçiyoruz. Ve aslında Türk milleti olarak ciddiyetsiz ve liyakatsiz bir zihniyetin devri iktidarında çok büyük bir sınav veriyoruz. Bu sınavın içinde her gün saçma sapan, hamasi açıklamalarla yıpratılan sinirlerimiz var. Bu sınavın içinde her gün akıl dışı karar ve uygulamalarla söndürülen umutlarımız var. Bu sınavın içinde her gün bir büyük beceriksizliğin pençesinde çektiğimiz çileler var. Ancak Türk siyasetinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bu ucube döneme son vermek için milletçe yapacağımız kritik bir seçim var. Ülkemizin ve milletimizin mutlu geleceği için vereceğimiz çok önemli bir karar var. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin koşulsuz teminatı için atmamız gereken hayati bir adım var. Evet, tam 1,5 ay sonra milletçe tarihi bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber ya millet iradesini yeniden hakim kılacağız ya da sarayın büyüyen gölgesinde kaybolup gideceğiz. Ya 85 milyon için zenginlik ve refahı seçeceğiz ya da yandaşların rant düzenine yol vereceğiz. Ya Cumhuriyet'in yeni asrını hep birlikte müjdeleyeceğiz ya da ucube bir sistemin ilelebet devamına boyun eğeceğiz. Ez cümle, ya güç hırsından yolunu kaybetmiş bir kişinin ihtiraslarına teslim olacağız ya da bir büyük millet olarak istibdadın karşısında yaşasın hürriyet diye haykıracağız. Hiç şüphem yok ki 45 gün sonra milletimiz en doğru kararı verecek. Her tarihi dönemeçte olduğu gibi o büyük ferasetini yine cümle aleme gösterecek. Kendisini unutanlara, yok sayanlara, iradesini, şanlı iradesinin gücünü yeniden hatırlatacak. Takvimler 14 Mayıs 2023'ü gösterdiğinde hesap vakti nihayet gelip çattığında, o sandıkla baş başa kalındığında bu aziz millet tıpkı daha önce defalarca yaptığı gibi bugüne kadar yapılan tüm yolsuzlukların hesabını soracak. Tüm hırsızlıkların, tüm arsızlıkların hesabını soracak. Uğradığı tüm hakaretlerin, şahit olduğu tüm ahlaksızlıkların hesabını soracak. Ve eminim ki o kutlu gün geldiğinde kazanan Türkiye olacak. Aziz milletim, milletimizin önündeki tarihi seçimin arifesinde Türkiye'nin geleceği için vaat edilen seçenekler artık çok daha net, çok daha açık bir şekilde ortada duruyor. Bir tarafta seçim kazanmak uğruna kadınlara şiddeti, ölümü, tacizi, tecavüzü reva görenler var. Diğer tarafta ise kadınların, çocukların, gençlerin hakkını, hukukunu koruyup iyileştirmek isteyenler var. Bir tarafta
Ne mutlu Türk'üm diyene demekten rahatsız, Atatürk'ümüze, Cumhuriyet değerlerimize de düpedüz gıcık olanlar var. Diğer tarafta ise her 10 Kasım'da hüzünlenenler, varlığım Türk varlığına armağan olsun diye ant içenler var. Bir tarafta hırslarının gölgesindeki kararlarla ekonomiden eğitime, hukuktan sağlığa hemen her alanda ülkemizi krizler yumağına sokan beceriksizlik abideleri var. Diğer tarafta ise aklın ve bilimin ışığında krizleri gizlemeye değil, çözmeye talip olan işinin ehli, liyakatli kadrolar var. Bir tarafta başkentin göbeğinde yaşanan alçak bir cinayete, Sinan Ateş'in katillerine göz yumanlar var. Diğer tarafta ise Sinan Ateş'i unutmayacak, unutturmayacak ve katillerinden de teker teker hesap soracak olanlar var. Bir tarafta gücünü rant şebekelerinden, simsarlardan, mafyalardan alanlar var. Diğer tarafta ise gücünü yalnızca ve yalnızca milletin kutlu iradesinden alanlar var. Ez cümle bir tarafta düşman karşısında birlikte kan döküp kardeş olmuş bir büyük millete çok uluslu bir parçalanmışlık vaat eden genişletilmiş Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta ise Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini demokrasiyle taçlandırmayı vaat eden Millet İttifakı var. Nitekim iktidarın başı ve arkadaşları bu kadar açık ve net bir tablo karşısında milletin kararının ne olacağını açıkça gördükleri için büyük bir paniğin pençesine düşmüş durumdalar. Daha dün Millet İttifakı'nı bakanlık dağıtmakla suçlayanlar, bugün atanmış bakanlarını milletvekili yapabilmenin telaşındalar. Seçimi kaybedeceklerinin farkına varanlar, hiç olmazsa milletvekili olabilmenin peşindeler. Gerçekten ibretlik. Ben de buradan sormak istiyorum. Şimdi bu atanmış bakanlar arkalarında devletin gücüyle seçime girip bir de buna adil ve dürüst bir seçim mi diyecekler? Seçim sürecinde devletin kaynaklarını diledikleri gibi kullanıp sonra da buna demokrasi mi diyecekler? Hayır. Böyle bir ilkesizliği, böyle bir ciddiyetsizliği kabul etmiyoruz. Madem tüm kabine üyeleri ani bir aydınlanmayla vekil adayı olmaya karar verdiler, o zaman buyursunlar hodri meydan. İstifa etsinler, öyle aday olsunlar. Görelim çapları neymiş, boyları ne kadarmış. Madem milletin teveccühünü kazanmaya adaylar, o zaman buyursunlar. Üzerlerindeki atanan gömleklerini çıkarsınlar, öyle aday olsunlar. Madem milletin iradesine teslim olmaya adaylar, o zaman buyursunlar, devletin zırhını çıkarsınlar, öyle aday olsunlar. Değerli arkadaşlarım, ama olamazlar, yapamazlar, vazgeçemezler. Oturdukları koltuktan kalkıp da milletin karşısına çıkamazlar. Çünkü o vicdan tartısına kendi özgül ağırlıklarıyla çıkmaya cesaret edemezler. Nereden mi biliyorum? Mesela bir Nebati Bakan vardı. Hatırlıyor musunuz? Sahi ne oldu ona? Bileniniz var mı? O ışıltılı gözleri göreniniz var mı içinizde? Son zamanlarda çıkıp da alışılmış absürtlüğüyle açıklamalar yaptığını duyanınız var mı? Memlekette ekonomi perişan, esnaf kan ağlıyorken,
çiftçi tarlasına yaşlı gözlerle bakıyorken kayıp bakan Nemo'nun neden ortalıkta olmadığını bileniniz var mı? Ben söyleyeyim. Çünkü şu sıralar o koltuktan bir kalkarsa bir daha oturamayacağını en iyisi kendisi biliyordu ondan. Ama yanlış olmasın. Kendisi bir tek Sayın Erdoğan'ın basın açıklamaları olunca aniden ortalıkta beliriveriyor. O da açıklama yapmak için değil, kameralar önünde spot yer kapabilmek için. Şu hareketi yaparak. Bu arkadaşlar artık fotoğraf çekilirken bile rant kovalıyor yani. Ama onu da maalesef beceremiyorlar. Birbirlerini omuzlayıp rezil oluyorlar. Ne diyelim, Allah akıl fikir versin. Aziz milletim, Bay Kriz ve arkadaşlarının yaşadığı paniğin bir başka yansımasını da son dönemdeki açıklamalarında, vaatlerinde ve sözde icraatlarında görüyoruz. Son 5 yıllık devri iktidarlarının ilk 4,5 yılında yapamadıkları şeyleri şimdi yapmaya başladılar. 4,5 yıl boyunca milletin feryadını duymayıp sadece kendilerine çalıştılar. Seçime aylar kala ise nedense birden milletimizi hatırlamaya başladılar. 4,5 yıl boyunca yayıldılar, ense ettiler, seçime 6 ay kala emeklileri hatırladılar. 4,5 yıl boyunca boş oturdular, seçime 6 ay kala EYT'li kardeşlerimizi hatırladılar. 4,5 yıl boyunca beklediler, seçime 6 ay kala atanamayan öğretmenlerimizi hatırladılar. Yani seçimler olmasaydı ne emekli, ne öğretmen, ne EYT'li hiç kimse umurlarında olmayacaktı. Ey demokrasi, sen nelere kadirsin? Ey sandık, sen nelere kadirsin? Bu vesileyle buradan Tarım Bakanlığı'nda atama bekleyen ziraat mühendislerimizi de gündeme getirmek istiyorum. Çiftçilerin dertlerini çözmek belli ki sizi aşıyor. Nitekim onları 15 Mayıs'tan sonra biz zaten çözeceğiz. Çiftçilerimizin gözündeki yaşı sileceğiz. Ama bari gider ayak bakanlığınızdaki ziraat mühendisi kardeşlerimizin derdini çözün de bir hayrınız olsun. Bari gider ayak bir faydanız olsun. Değerli dava arkadaşlarım, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta emeklilerimize verilecek bayram ikramiyesi 2000 lira, emekli maaşlarının aylığı da en düşük 7500 lira olarak belirlendi. Ancak 7501 lira alan bir emeklinin maaşında herhangi bir artış yaşanmayacak. Her ne kadar Sayın Erdoğan bu artışların bir lütuf olduğunu düşünse de gerçekler maalesef öyle değil. Çünkü asgari ücretin 8506 lira olduğu bir ülkede 7500 lira emekli maaşı vermek en hafif tabiriyle emekli vatandaşlarımıza hakarettir. Bu kürsüden daha önce defalarca söyledim. Asgari ücretli milyonlarca vatandaşımız evine ekmek götüremiyor dedim. İğneden ipliğe her şeye gelen zamlar doğrultusunda asgari ücreti bir an önce güncelleyin dedim. Ayrıca en düşük emekli maaşını da derhal asgari ücret seviyesine çıkartın dedim. Ama onlar bunların hiçbirini duymadılar, yapmadılar. Milletimizi ayın yarısına bile gelmeden eriyen maaşlar ile açlığa, yokluğa ve çaresizliğe mahkum ettiler. Yandaşları 3 kuruş zarar etti diye dünyaları yerinden oynattılar. Ama milletimizi utanmadan geçim sıkıntısıyla, borçlarla bir başına bıraktılar. Kendi eşlerini, dostlarını, akrabalarını ihya ettiler. Ama bu milletin evlatlarını ısrarla görmezden geldiler. Artık hesap vakti geldi, çattı Sayın Erdoğan.
14 Mayıs akşamı milletimizin gür sesini iliklerine kadar hissedeceksin. Görmezden geldiğin millet iradesini dimdik karşında göreceksin, şurada olduğu gibi. Neden olduğun tüm çilelerin hesabını teker teker vereceksin. Hiç kusura bakma. Beş yılda yapmadığını son 6 aya sığdırmaya çalışarak bu hesaptan kaçamazsın. Milletimizin senin ve beceriksiz arkadaşların için tuttuğu kabarık defter 14 Mayıs'ta açılacak. Milletimizin şaşmaz terazisi seni 14 Mayıs'ta tartacak. O sandık gelecek ve 14 Mayıs'ta hak yerini bulacak. Hazır ol, çok az kaldı muhterem. Aziz milletim, geçtiğimiz hafta bu iktidarın gerçek yüzünü çarpıcı bir şekilde ortaya koyan çok acı bir örnek yaşadık. Ülkemiz adına bir kez daha üzüldük. İktidar adına da bir kez daha çok utandık. Artık her şeyiyle göstermelik hale gelmiş bir iktidarın, günü kurtarmaktan başka hedefi kalmamış bir hükümetin, ucuz, utanmaz ve ahlaktan yoksun bir yönetim anlayışının acınası haline şahit olduk. Evet, şu sahte temel atma töreninden bahsediyorum. Yıllarca büyük büyük konuşup, ben temel atma törenlerine katılmam, ben biten işin açılışını yaparım diyecek kadar şişmiş bir egonun balon gibi öterek sönüşünün ibretlik vesikasından bahsediyorum. Bu fevkalade parlak, bir o kadar da cüretkar arkadaşlarımız boş araziye beton döküp hastane temeli atıyoruz diye Türkiye'ye yutturmaya çalıştılar. Evet, yanlış duymadınız. Boş araziye bir demir kafes koymuşlar. Görseniz çocuk havuzu kadar. Üstüne de mikserden beton döktüler. Saray medyasının köpürtebileceği kadar da görüntü alıp servis ettiler. Alın size AK Parti usulü temel atma töreni. Güler misin, ağlar mısın? Şu ciddiyetsizliğe bakar mısınız? Kelimelerin kifayetsiz kaldığı şu şuursuzluğa bir bakar mısınız? Nitekim artık bu iktidarın tüm işleri de aynı bu sahte temel atma töreni gibi. Hiçbir şey umurlarında değil. Yüzleri bile kızarmıyor, utanmıyorlar. Göz göre göre yalan söylemekten hiç mi hiç gocunmuyorlar. Palavralara, masallara sığınmadan tek bir cümle bile kuramıyorlar. Yazık ki ne yazık. Şimdi de çıkmışlar. Bir yılda tüm depremzedelere konutlarını teslim edeceğiz diyorlar. Arkadaş, madem bir yılda yapılabiliyordu, 21 yıldır neredeydiniz? Madem bir günde sadece kamu kuruluşlarından 90 milyar lira para toplanabiliyordu, 21 yıldır neden toplamadınız? 21 yıldır deprem geliyor diye bas bas bağıran bilim insanlarımızı neden dinlemediniz? 21 yıldır topladığınız deprem vergilerini neden çarçur ettiniz? Bir yılda 650 bin konut yapacağız diyen bir iktidar 21 yıldır bunu neden yapamadığını milletimize anlatmak zorundadır. Bu kadar basit. Önümüzde koskoca Marmara depremi riski var. Eğer bir yılda 650 bin konut yapıyorsanız İstanbul'da, Yalova'da, Tekirdağ'da, Kocaeli'nde olası bir depremde yıkılmasına kesin olarak bakılan binlerce bina var. Bu binaları yenilemek için daha ne bekliyorsunuz? Depremde yıkılıp çökmelerini mi bekliyorsunuz? Yine binlerce insanımıza mezar olmalarını mı bekliyorsunuz? Şehirlerimizi depreme hazırlamak bu kadar zor bir iş değil. Bunu zor gösteren 21 yıldır hiçbir şey yapmayan bu beceriksiz iktidardır. Nitekim Ekrem Başkan'ın çalışmaları ortada. İnşallah
14 Mayıs'tan sonra da bunun ne kadar kolay olduğunu tüm Türkiye'ye göstereceğiz. 14 Mayıs'tan sonra artık kimse kendine mezar olacak, evlerde yaşamayacak. Hiç kimseyi geride bırakmayacağız. Hiç kimseyi bile bile ölüme terk etmeyeceğiz. Üstelik öyle sahte temeller atarak da değil. Aziz milletim, elbette bu kepazeliklere şaşırmıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki seçimi kazanmak için her şeyi mübah görenler gerçekleri çarpıtırken de hiçbir ahlaki sorumluluk taşımazlar. Olmayan temellerin önünde atıp tutarken de hiçbir utanç duymazlar. Yalan söylemekten de, iftira atmaktan da, hakaret etmekten de zerre rahatsız olmazlar. Biz millet olarak 21 yıllık AK Parti iktidarı döneminde bu durumun sayısız örneğine şahit olduk. Nitekim Sayın Erdoğan'ın Hatay ziyaretindeki tek rezalet temel atma töreninden ibaret değildi. Kendisi önce kürsüye çıkıp dedi ki, inanın tekrarlarken kalbim acıyor. Burası CHP'li demedik. Bunlar da vatandaşlarımız dedik. Tekrarlayayım mı? Burası CHP'lidir demedik. Bunlar da eki çok önemli. Bir kere o insanlara bu diyorsunuz. Bunlar da vatandaşlarımız dedik. Psikolojik bir vaka, psikiyatrik bir vaka. Bunlar vatandaşmış. Şu edepsizliğe bir bakar mısınız? Şu nobranlığa bir bakar mısınız? Şu bilinçaltına bir bakar mısınız? Şaka gibi ama gerçek, acı bir gerçek. Üstelik işine gelince milletin adamıyım diye ortalıklarda gezen bu zat bu sözleri depremzede vatandaşlarımıza söyledi. Bu sözleri acılı annelere, babalara, çocuklara söyledi. Ve bu sözleri bir cumhurbaşkanı olarak söyledi. Kendine gel Sayın Erdoğan. Kendine gel. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Sen 85 milyonun tamamına karşı sorumlusun. 45 günün kalmış olsa da sen hala bu ülkenin cumhurbaşkanlığı makamında oturuyorsun. Ayıptır, günahtır. Bir de bu edepsizlikten sonra çıkmışsın, devletin ne olduğuna dair en ufak bir fikrin varmış gibi bize devlet ahkamı kesmeye kalkıyorsun. Sen önce git bir aynaya bak Sayın Erdoğan. Sen bu ülkeyi yönettiğini mi sanıyorsun? Ben sana söyleyeyim. Sen ülke mülke yönetmiyorsun. Sen ihale yönetiyorsun. Sen rant yönetiyorsun. Sen algı yönetmeye çalışıyorsun. Ama sen devleti yönetemiyorsun. Seçilmiş cumhurbaşkanıyım diye kasıla kasıla geziyorsun. Ama daha cumhurbaşkanı gibi davranmayı bile beceremiyorsun. Hiç de beceremedin. Kabile ülkesi değil. Burası kabile ülkesi değil diyorsun. Ama kabile reisi yetkileriyle devlet yönetmeye kalkıyorsun. Neymiş? Devlet böyle yönetilmezmiş. Neymiş? Belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olması yanlışmış. Neymiş? Bu devlet kabile devleti değilmiş. Ya öyle mi Sayın Erdoğan? Hayırdır? Neden bu kadar rahatsız oldun? Neden bu kadar korktun? Neden bu kadar çekindin? Niçin bu kadar titriyorsun? Günaydın. Biz sana zaten yıllardır aynı şeyi söylüyoruz. Evet doğrudur. Bu devlet elbette kabile devleti değildir. Ama maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti senin kabile devleti standartlarına mecbur da değildir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomide, hukukta, eğitimde keyfiyet ve vasatla layık da değildir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti rantçı dostlarının kasasını dert ettiği kadar milletinin kesesini dert etmeyenlere mahkum da değildir. Ez cümle
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne sana, ne ucube sistemine, ne de kadro diye yutturmaya çalıştığın beceriksiz kabilene hiç ama hiç mecbur değildir. İşte bu yüzden biz geliyoruz. Engelleri yıka yıka geliyoruz. Engelleri yıka yıka geliyoruz. İftiraları boza boza geliyoruz. Yalanları yene yene geliyoruz. Nitekim sen meydanlara çıkıp hani belediyeler nerede, deprem bölgelerine uğradılar mı diye iftira atarken biz Mansur Başkan'la, Ekrem Başkan'la Kahramanmaraşlı, Hataylı kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Sen belediyeler buralara gelmediler diye kendini kandırıyorsun ama vatandaşlarımız onlara Allah sizden razı olsun diyor. Sen durmadan çamur atıyorsun ama vatandaşlarımız onlara yüzümüz sizin sayenizde güldü diyor. Sen bu belediyeler çalışmıyor diye karalama yapıyorsun ama vatandaşlarımız onlara AK Partili belediyelerin yapmadığı güzelliği, kelime aynen böyle, yapmadığı güzelliği siz yaptınız diyor. Bak bunları ben söylemiyorum Sayın Erdoğan. Bunları bizzat vatandaşlarımız söylüyor. Depremin olduğu ilk günden beri 11 büyükşehir belediyemizin de nasıl canla başla çalıştığını, nasıl yardıma koştuğunu, nasıl kucak açtığını en iyi deprem bölgesindeki insanlarımız biliyor. O nedenle sen artık gider ayak daha fazla nefesini yorma. Kendini de daha fazla rezil etme Sayın Erdoğan. Çünkü büyük Türk milleti artık sizin gerçek yüzünüzü gördü. Geri sayım başladı. Bunun artık dönüşü yok. Sandık geldiğinde milletimizin kutlu iradesi sizi o sandığa gömecek. Bundan kaçış yok. Ve milletimizin iradesi 15 Mayıs'ta iktidara gelecek. Korkunun ecele faydası yok. Sana söz Sayın Erdoğan. O güzel bahar gününde biz iktidara geldiğimizde sen utanacaksın. Attığın iftiralardan utanacaksın. Millete söylediğin yalanlardan utanacaksın. Ne kadar aciz, ne kadar beceriksiz olduğunu görecek ve aynadaki suretinden utanacaksın. Üstelik bir günde değil, her gün utanacaksın. Sana söz çok az kaldı. Aziz milletim, hepimizi derinden yaralayan büyük felaketin ilk gününden itibaren İYİ Parti olarak sahada vatandaşlarımızla birlikteydik. Depremin ilk haftasında bölgedeki ihtiyaçları tespit edip yardımları yönlendirdik. Gün eleştirme günü değildir deyip AFAD'a yardımcı olduk. Ve bugün eleştirsek de hala yardımcı olmaya devam ediyoruz. Gün be gün deprem bölgesindeki risklere karşı yetkilileri uyardık. Çözüm önerilerimizi söyledik. Söylemeye de uyarmaya da hala devam ediyoruz. Çünkü önceliğimiz milletimizin iyiliğidir diyoruz. Nitekim bundan bir ay önce de yine buradan sizlere İYİ Parti olarak hazırladığımız deprem eylem planımızdan bahsetmiştim. Bir süredir de Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilerle kapsamlı bir deprem raporu hazırlıyoruz. Ve 15 Mayıs sabahı ilk işimiz bu eylem planı ve raporlarda yer alan somut adımları hayata geçirmek olacak. Hiç şüpheniz olmasın ki Hatay'ı da, Kahramanmaraş'ı da, Adıyaman'ı da, Malatya'yı da ayağa kaldıracağız. Nur Dağı'nı da, Hassa'yı da, Kırıkhan'ı da yeniden kuracağız. Elazığ'ı, Urfa'yı, Diyarbakır'ı, Gaziantep'i ayağa kaldıracağız. Üstelik Osmaniye'yi ayağa kaldıracağız. Üstelik öyle sahte temel atma törenleriyle değil, hastanesiyle, insani sanayi bölgeleriyle, okullarıyla, turizm merkezleriyle, parklarıyla, spor alanlarıyla bu şehirlerimizi Türkiye'nin yeni cazibe merkezleri haline getireceğiz. 21 yıldır rantçıların elinde cehenneme çevrilen şehirlerimizi cennet bahçelerine dönüştüreceğiz. Bu şehirlerimiz
Tersine göçün de dinamoları olacak. Depremzedelerimiz şehirlerine döndüklerinde sadece evlerine kavuşmayacak. Aynı zamanda modern bir yaşama, kaliteli istihdama, dünya standartlarında eğitim veren okullara ve turizm ile canlanan cıvıl cıvıl sokaklara da kavuşacak. Ez cümle biz milletimize sadece dört duvardan ibaret evler teslim etmeyeceğiz. İçinde huzurla yaşayacakları pırlanta gibi şehirler teslim edeceğiz. Sadece 5 yılda bu iktidarın 21 yılda yapamadığını yapacağız. Ve Sayın Erdoğan'a 21 yıldır öğrenemediklerini itinayla öğreteceğiz. Mesela demokrasinin değerini öğreteceğiz. Mesela ekonominin yönetimini öğreteceğiz. Mesela kadına şiddetle mücadeleyi öğreteceğiz. Mesela tarımın önemini, tarımsal kalkınmanın gücünü öğreteceğiz. Mesela turizm gelirlerini ikiye katlamayı öğreteceğiz. Mesela planlı, güvenli ve doğa dostu şehirciliği öğreteceğiz. İyi Parti olarak biz diyoruz ki gelin bu depremin yol açtığı enkazdan sanayimizle, üretim gücümüzle, ihracat kabiliyetimizle ve işçimizin alın teriyle çıkalım. Gelin afetlerin felaketlere dönüşmesine bundan sonra izin vermeyelim. Gelin yaralarımızı sarmak yerine kendi küçük hesaplarını düşünenlere daha fazla müsaade etmeyelim. Çünkü Cumhuriyetimiz kendi küçük hesabını yapanlarla değil, büyük Türkiye ideali için her şeyini ortaya koyanların kanıyla, canıyla, emeğiyle kuruldu. İşte o nedenle önümüzdeki seçimlerde biz Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini iktidara taşıyacağız. Cumhuriyetimizi kuran o fedakarlığı iktidara taşıyacağız. Cumhuriyetimizi kuran o ahlakı, o adanmışlığı, o vizyonu iktidara taşıyacağız. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı. Değerli dava arkadaşlarım, işte bizim İyi Parti olarak verdiğimiz mücadelenin özü de tam olarak budur. Bu yüzden ne yaparlarsa yapsınlar, asla pes etmeyeceğiz. Asla yılmayacağız, asla yıkılmayacağız. Önümüzdeki seçim kişiler arasındaki bir rekabetin seçimi olmayacak. 14 Mayıs tek adam rejimini savunanlarla Cumhuriyet değerlerini savunanların seçimi olacak. 14 Mayıs hak yiyenlerle hakkın mücadelesini verenlerin seçimi olacak. 14 Mayıs hukuku çiğneyenlerle hukuk düzenini inşa etmek isteyenlerin seçimi olacak. 14 Mayıs Türkiye düşmanları ile Türk milletini hak ettiği Türkiye'ye kavuşturmayı hedefleyenlerin seçimi olacak. Ve hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu mücadelenin sancağını İYİ Parti taşıyacak. Bu mücadelenin ateşini İYİ Parti büyütecek. Bu mücadelenin güvencesi İYİ Parti olacak. Bu mücadelenin kazananı da tüm Türkiye olacak. Ferdi gayret yuvayı, toplu gayret vatanı ayakta tutarmış. Biz de milletimizin iradesinden aldığımız güçle evelallah vatanımızı ayakta tutacağız. Değerli dava arkadaşlarım, biz ülkemiz için vaat ettiğimiz demokrasiyi öncelikle kendi partisinde başlatanlarız, uygulamaya gayret edenleriz. Biz ülkemiz için aradığımız adaleti öncelikle kendi partisinde sağlayanlarız. Biz ülkemizin mutlu yarınları için aradığımız liyakati öncelikle kendi partisinde uygulayanlarız. İşte bu nedenle önümüzdeki seçimlerde partimizin milletvekili adaylarını belirlemek için ön seçim gibi işleyecek. Yani teknik bir sebepten dolayı hakim huzurunda yapamadık ama hakim huzurundaymış gibi işleyecek bir temayül yoklaması sürecini başlatıyoruz. Bugüne kadar 3379 vatandaşımızın milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu aldık. Her şeyden önce %32'si kadınlardan, %21'i de gençlerimizden gelen bu başvurular bizler için büyük bir gurur kaynağıdır.
Buradan sizlerin aracılığıyla Türkiye'yi kurucu değerlerimizle yeniden buluşturup atamızın büyük vizyonunu Cumhuriyetimizin ikinci asrına taşımak için çıktığımız bu çetin medeniyet yolunda bize omuz veren, bizimle yürümek isteyen Türkiye'nin iyi ve cesur evlatlarına canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Allah her birinizden razı olsun. İyi ki varsınız. Bu vesileyle 1 ve 2 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceğimiz temayül yoklamamız için partimize gönül veren ve üye olarak ailemize güç katan tüm dava arkadaşlarımı sandıklara davet ediyorum. Oy kullanmaya davet ediyorum. Gelin milletin meclisine milletin iradesini birlikte taşıyalım. Gelin milletimizin sesini duyuracak, milletimizin derdine derman bulacak, milletimizin hakkını savunacak vekillerimizi hep birlikte seçelim. Gelin yanlışı doğrularla, kötüyü iyilikle, korkuyu cesaretle, yokluğu zenginlikle, zorbalığı adaletle, haksızlığı hakkaniyetle, yalanları hakikatle yenmek için İYİ Parti'nin demokrasi şöleninde buluşalım. Değerli dava arkadaşlarım, biz bu yola önce millet, önce memleket diyerek çıktık. Rabbime şükürler olsun, bugüne kadar da bu kutlu yoldan hiç sapmadık. Bundan sonra da evelallah ilk günkü azim ve heyecanımızla yürümeye devam edeceğiz. Millete rağmen değil, milletle beraber yürüyen siyaset anlayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Herkes emin olsun, kimsesizliğin dondurucu soğuğuna terk edilen gönülleri bir güneş gibi ısıtacağız. Dipsiz bir karamsarlığa mahkum edilen yürekleri bir güneş gibi aydınlatacağız. Ocağın ateşi, ekmeğin bereketi, sofraların neşesi sönmüş evlere bir güneş gibi doğacağız. Ne diyor Hazreti Mevlana? Kar gibi yağıp yeryüzünü kaplasan da güneşin varlığıyla yok olup gidersin. İşte ülkemizin üzerini kaplayan tüm kötülükler, tüm çirkin hesaplar, tüm kısır kavgalar da İYİ Parti'nin güneşiyle yok olup gidecek. Kadınların gülüşünde, çocuklarımızın gözlerinde, gençlerimizin gönüllerinde kaybolan ışık İYİ Parti'nin beslediği umutla yeniden doğacak. Devletimizin yıpranan değerleri, kurumlarımızın kaybolan itibarı, milletimizin tükenen hayalleri İYİ Parti'nin vizyonuyla geri dönecek. Biz çadırımızı göğe kurduk. İstikametimize güneşi koyduk. Hedefimizi de milletimizle bir tuttuk. Bizim için vizyon da budur, misyon da budur, ülkü de budur. Bütün kalpleri yorsalar da huzuru getireceğiz. Bütün çiçekleri yolsalar da baharı getireceğiz. Bütün yolları kesseler de aşıp geleceğiz. Başka bir aşk istemez. Aşkınla çarpar kalbimiz. Ey vatan, gözyaşların dinsin. Yetiştik çünkü biz. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.